Ben taşrada yetişmiş birisiyim ve bundan yaklaşık 6 sene önce Büyükşehir deneyimlemek için İstanbul'da, İstanbul'un en kalabalık olduğunu düşündüğüm Taksim'de bir otel kiraladım ve yaklaşık 10 gün boyunca orada zaman geçirdim. İlk 5 günü gerçekten çok mükemmeldi. İstanbul'da görebileceğiniz o kadar çok şey var ki burada anlatmakla muhtemelen bitiremem. Zaten dünyanın en turistik şehirlerinden bir tanesi. Tatilimin sonlarına doğru kötü kalitesiz hava, arabalar, korna sesleri ve aşırı kalabalık kendini hissettirmeye başlamıştı. Bunların hepsi birleştiğinde İngilizlerin sensory overload dediği duysal aşırı yüklenme mevzularını düşünmeye başladım. Sanırım İstanbul'da ve dünyanın New York, Tokyo, Paris gibi kalabalık diğer şehirlerinde yaşayan insanlar da farkında olmadan bu durumdan müzdaripler. Duysal aşırı yüklenme vücudun bir veya daha fazla duyusu çevreden aşırı uyarıldığında meydana gelir. Bir kişiyi etkileyen birçok çevresel unsur vardır. Bu unsurlara örnekler şehirleşme, kalabalık, gürültü, teknoloji ve bilginin patlayıcı büyümesidir. Peki kimdir bu Dieter Rams? Dieter Rams, Alman teknoloji şirketi Braun ve mobilya şirketi Witzoe'de o dönem için çığır açan ürünler tasarlayan Alman endüstriyel tasarımcı ve emekli akademisyendir. Braun'da bulunduğu süre boyunca birçok üründe kendini ölümsüzleştirdi ve firmanın tasarımına büyük etkisi oldu. Alanındaki diğer tanınmış product designerların çoğundan farklı bir zihniyete sahipti. Fazladan dikkat çekmeme yaklaşımı ve az ama iyi tasarıma olan inancı kendi zamanında iyi bir kalite yakalamasını sağladı. Bunda en büyük etken, Rams'ın Japon minimalizmi wabi-sabi'ye olan hayranlığıdır. Özellikle geleneksel Japon evlerinin minimalist tasarlanma şekilleri onun düşünme tarzına çok benziyor. Avrupa'daki abartılı desen ve form kombinasyonunun aksine geleneksel Japon evlerinde minimalist dinginliği oluşturmak için verilen çaba vardır. Kökeni Budizm'e dayanan wabi-sabi, Japon estetiğinde geçiş ve kusurun kabulü üzerine odaklanmış bir dünya görüşüdür. Budist öğretisinin özgüven, ızdırap, boşluk ve anlamsızlık olmak üzere varoluşun üç işareti öğretisinden türetilmiş bir kavram olup bazen kusurlu, kalıcı ve eksik bir güzellik olarak tanımlanır. Almanlar buna sürük altında Schönheit derler, yani kendini gizleyen, saklayan ya da geri çeken bir güzellik olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Burada sizlere bu kaşığı örnek olarak göstermek istiyorum. Kaşık iki kısımdan oluşur. Birincisi bu tutmanızı sağlayan sap kısmı, diğeri de yemeğe daldırıp ağzınıza sokup yemenizi sağlayan bu uç kısmıdır. Bunun dışındaki her şey fazladır. Kaşığa bu iki unsur şeklini verir, dizaynını verir. Bir kaşığı çatalı ya da çekici ne kadar farklı tasarlarsanız işlevselliğini bozma ihtimaliniz de o kadar fazladır. Daha da ileri götürmek gerekirse fazladan dizayn için harcanan ekstra malzeme de doğa için pek yararlı değildir zaten. İşte Dieter Rams'ı Dieter Rams yapan şey de bu düşünce şeklidir. Onun amacı bu düşünce şeklini sadece klasik çatal gibi basit malzemelerle değil, hayatımızdaki her eşyada, yani evde, akıllı telefonda, arabada, sokak ve mimari tasarımlarda, yani aklınıza gelebilecek her şeyde bu kavramı uyarlamaktır. Biraz da Dieter Rams'ın yaptığı ürünlerden bahsedelim. Buna güzel bir örnek olarak kendisinin 1962'de yaptığı Braun Audio Eins fonografı verebiliriz. Bu bir taş plak oynatıcıdır. O zamanlar diğer firmalar cihazlarını her zaman kapalı, ahşap bir kutuda yaparlardı. Cihazlarının teknik unsurlarını ve devrelerini ürünü çirkin göstereceğini düşünerekten tahta bir kapakla saklarlardı. Ancak Rams'ın filozofisine göre ürünün işlevselliği tasarımını vermekteydi ve teknik unsurları tabiri caizse şeffaf bir kapakla sunmayı tercih etti. O dönemin product designer eleştirmenleri şiddetle eleştirdiler ve hatta dalga geçtiler. İnsanlar böyle çirkin bir ürünü almazlardı. Ama tam aksi gerçekleşti ve tüketiciler bu ürünlere bayıldılar. Bu cihazın içini gösteren şık kapaklar ilerleyen yıllarda endüstri standardı haline geleceklerdi. Dieter Rams'ın ürünleri sadeliğin ve işlevselliğin firmaların başarıları için ne kadar önemli olduğunu kanıtlar nitelikte.
Hatta Dieter Rams bile Brown da bu anlayış için birçok kez şirket sahibi ve yöneticilerle logonun büyüklüğü hakkında tartışıyorlardı. Firma logonun hep daha büyük olmasını isterken Rams ise insanlar ürünü zaten artık şekillerinden, materyallerinden tanıyorlar. Logoyu dev gibi oraya buraya koymamıza gerek yok diyordu. Kendisi sadeliği ön plana çıkartmak istiyordu. Yıllar sonra Apple isimli firma da bunu fark etmiş olacak ki firmanın ürünlerinde de bu çabayı görmekteyiz. Gerçi Apple logosunu her yere dev gibi koymakta. Ama günümüzdeki en minimalist ürünleri üreten firma da yine Apple firması. Hatta çarpıcı bir örnek olarak Jonathan Ive'ın Apple'da tasarımını yaptığı ilk iPod ürünü Dieter Rams'ın Brown cep radyosu T-Dry'a neredeyse birebir benzemekte. Gerçi Jonathan Ive da bir konuşmasında bunu inkar etmemiş ve Rams ürünlerinden çok etkilendiğini söylemiştir. Gelin biraz da Dieter Rams'ın filozofisi hakkında konuşalım. Dizayn, Batı toplumunda popüler bir tema ve devamlı kendisini yenilemekte. Bununla birlikte kendini tekrar eden iyi dizayn ya da kötü dizayn nedir sorusu geçmişten bugüne hala varlığını hissettirir. Burada konu sadece estetik değil, dizayna kalitesini veren bir standardı tutturmak da önemlidir. Bunun için Dieter Rams'ın 3 tane standardı vardır. 1. Kullanılabilirlik, yani görevini yerine getirme işlevi. 2. Fizibilite, yani ürünün günümüz standardındaki olanaklarla üretilip üretilemeyeceği. 3. Estetik kalite, yani çoğunlukla ürünün doğal formundan gelen estetik ve kalitedir. Rams'a göre tasarımcıların dünya için büyük bir sorumluluğu vardır. Ve bu kriterler sosyal, politik ve ekolojik seviyelerde geleceğimiz için büyük bir rol oynamaktadır. Less but better. Türkiye'deki birçok popüler YouTube kanalında şu cümleyi çok fazla duymaya başladım. Daha az daha iyidir. İngilizcesi less but better olan bu cümle yine Dieter Rams'tan çıkmaktı. Bu cümle aslında minimalistliği savunuyor. Daha az daha iyidir. Ne kadar azsa o kadar iyidir, o kadar ferahtır, o kadar basittir, o kadar anlaşılırdır. Yani minimalistliği tamamen savunan bir düşünce şekli. Öncelikle Batı dünyasındaki reduction kelimesini biraz açmamız gerekiyor. Almancası reduksiyon olan indirgeme kelimesi aslında daha çok fizikte kullanılır. Ama dizaynda reduksiyon daha çok bir şeyi sadeleştirme, gereksiz parçalarından kurtulma, olabildiğince basitleştirmek şeklinde kullanılmaktadır. Misal, hyperrealistik modellenmiş bir 3 boyutlu resmi ele alalım. Tabii ki çok gerçekçi görünüyor. Bunu sadeleştirirsek şayet low poly bir sahneye örnek verebiliriz. Tabii gerçekçi değil ama kendine göre bir estetiği var. Çok az detay seçilebilmesinin yanında onun hala şehir olduğunu biliyoruz. Tabii ki burada bir estetik seçim söz konusu fakat low poly grafik hala görevini diğeri kadar güzel yapmakta. Geri kalan her şey subjektif zevk meselesi. Bana sorarsanız misal ben low poly resmi daha çok sevdim. Dedüksiyon, indirgeme ile bir ürün daha anlaşılır olmanın yanında daha göze batmayan ve dürüst bir hal alır. Gereksiz, göz kamaştıran ve sizi cezbetmeye çalışan ayrıntılardan arınmıştır. Tasarım, ürünün işlevini desteklemeli ve onu günümüz ürünlerinin çoğundan daha karmaşık hale getirmemelidir. Ancak bu iyi bir tasarım için az indirgenmiş bir tasarımın yeterli olduğu anlamına da gelmemeli tabii ki. Tasarım bir düşünce sürecidir diyor kendisi ve bu da bu bulmacanın bir anahtarı olabilir. Şimdi bu kadar Dieter Rams'tan bahsetmemin tabii ki bir sebebi var. Ben aslında videoya başlamadan önce sadece bu animasyonu göstermek istiyordum. Bu animasyonu 2018'de Simon diye bir arkadaşla beraber yapmıştık. Bitirme tezim kendisi. Dieter Rams hakkında, Dieter Rams'ın filozofisi hakkında aslında Dieter Rams'ın ağzından yapılmış bir animasyon. Yani kendisi konuşmuyor tabii ki ama onun kullandığı cümleleri, alıntıları birleştirerek böyle bir animasyon yaptık. Ve aslında onun ağzından yapılmış bir animasyon. Ama tabii ki o söylemiyor, o konuşmuyor. Sadece onun kullandığı alıntıları birleştirip başka birine söylettik. Yani kendisine ulaşmak mümkün değil. Şu an kendisi rockstar gibi. 80 yaşlarında bayağı yaşlı bir amcamız. Hala yaşamakta. İşte bu animasyonu izletmeden önce aslında size biraz temel bilgi vermek istedim. Bu benim bitirme tezim olduğu için bayağı bir araştırma yapmıştım aslında. Yani her şey elimin altındaydı. Biraz işte toplamam, Türkçe'ye çevirmem gerekiyordu. Çünkü her şey Almancaydı. Yani Almancadan Türkçe'ye çevirmek işte düşündüğünüz kadar kolay değil. İki dile hakim olsam da bayağı teknik terim var. İşin aslında bayağı zorladı. Yani kısacası bu animasyonu anlamanız için bu videoyu izlemeniz gerektiğini düşündüm ve böyle bir video yaptım. Bayağı bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer içeriği beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha da çok gelmesini istiyorsanız şayet
bu videoyu paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yani ne gerekiyorsa yapın. Beğenmediyseniz tam tersini yapabilirsiniz şayet. Ama yine de zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Şimdi asıl videoya gelelim, amaca gelelim. Animasyon da şimdi bu konuşmadan hemen sonra gelecek. Animasyonla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi, bu videoyla ilgili yine görüşlerinizi, eleştirilerinizi aşağıdaki yorum paneline yazmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu eder. Bu ara Instagram'ı pushlamayı düşünüyorum baya. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. There's far too much design. And far too much of it is bad. All too much of the man-made is ugly, inefficient, and depressing chaos. Design is primarily a thinking process. Today, we need completely new structures in order to identify what is actually necessary and what is not necessary. There are so many things which are unnecessary. It's about simple, about simplicity. It is crucial to pay closer attention to, say, tools or how we make things. What materials are relevant in the future? What do we have to leave out because it's an ecological problem? The world is complicated. And that won't get better. But we can contribute to understand it better, in every way. Of course, this affects everything. Communication, politics, how we live together in the future. Everything which is made more simple is easier to grasp. Design should not dominate things, should not dominate people. It should help people. That presents a huge task for the future and for today. Regardless of what it is, how can we make the things impacting our environment easier to understand? We are in the process of not making things better, but making them worse. Or as the German saying goes, improving them to be bad. That must be the call to action, to make truly better things. And, most of all, not just spectacular things.